Amasya Üniversitesi Mekatronik uzaktan eğitim öğrencisiyim. Proje teknikleri dersi bitirme ödevi için yapmış olduğum projeyi sunacağım. Projem Arduino'da yapmış olduğum bir PLC. Açalım. Bir dakika. İki parçadan oluşuyor, alt üst. LED'lerin olduğu parça. Diğer kartlarla birleşmesi için pinler var. Şöyle. Arduino burada. Çıkaramazsa. Bu şekilde. Yerine tekrar takıyorum. Kartı tekrar yerine takıyorum. Kapağını takalım. Kapağın üzerinde yazıları yazdık bu şekilde. Doğru tarafa gelmesi gerekiyor, yoksa yanlış bağladığımız zaman cihaza zarar verebiliriz. Evet, bu şekilde. Birazdan buna enerji vereceğiz. Aynı zamanda inputları outputları bağlayacağız ve test edeceğiz. PLC'mizi test edebilmemiz için öncelikle bir yazılım yapmamız gerekiyor ve yaptığımız bu yazılımı PLC'mize yüklememiz gerekiyor. Yazılım için öncelikle PLC'mizdeki inputların ve outputların belli olmuş olması gerekiyor. Bunun için devre çizimimize bakabiliriz. Devremiz 5 bölümden oluşmaktadır. Birincisi güç kaynağı, ikincisi mikro denetleyici, üçüncüsü röle çıkışları, dördüncüsü izole edilmiş inputlar, beşincisi izole edilmiş çıkışlar. Güç kaynağımız, PLC'ler genellikle 24 volt DC ile beslenildiğinden 24 voltu 5 volta çevirecek bir devre yapılmıştır. Bunun için LM2575 entegresi kullanılmıştır. Devreye 24 volt DC verildiğinde bir adet LED aktif edilmiştir. Böylelikle devrenin enerjilendiği gözlemlenmektedir. İkinci bölümde mikro denetleyici bulunmaktadır. Mikro denetleyici olarak Arduino kullanılmıştır. Arduino'nun 5 tane pini input, 5 tane pini output olarak belirlenmiştir. TX ve RX de aynı zamanda klemenslere taşınmıştır. Röle çıkışları, rölelerin kullanılabilmesi için ULN-203-2003 devresi entegresi kullanılmıştır. Böylece daha kolay, daha basit bir devre yapılmıştır. İnputlar, inputların izole edilmesi için optokuplerler kullanılmıştır. Aynı zamanda hangi inputun aktif olduğunu kolayca gözlenebilmesi için birer tane LED bağlanılmıştır. Aynı zamanda çıkışlar da izole edilmiştir. Yine optokupler kullanılmıştır. Arduino'nun D4, D5, D6, D7 ve D8 pinleri output olarak sabit değerlere atanmıştır. D9, D10, D11, D12 ve D13 pinleri de input olarak sabit değerlere atanmıştır. Setup kısmında bu pinlerin hangisinin output ve hangisinin input olduğu belirlenmiştir. Bunun için pin mode komutu kullanılmıştır. PLC testi için outputlarımıza 2 adet kontaktör. Kontaktörlerin bobinleri 220 volt. 1 adet röle 24 volt DC. 1 adet LED lamba yine 24 volt DC. 1 adet de buzzer 24 volt DC. Bağladık. Inputlarımız şu şekilde anahtarlar bağlandı. Ortak bir 24 voltumuz var. Anahtarlar kapatılınca bu 24 volt her bir anahtardan PLC'nin inputuna gidiyor şuraya. Şu an enerji yok. İlk önce PLC'nin enerjisini verelim 24 volt besimine. Aynı şekilde inputlarım da 24 volt. 24 volt açıyorum. Kontrol edelim. Zaten ışığı yandı. Enerjinin geldiği görülüyor. Yine de biz voltajı kontrol edelim. Evet, 25.30 geliyor. 220 volt da verelim. Sistemimiz hazır. İlk iki input kontaktörlerin 1 ve 2. Birinci kontaktörü açıyorum. Kontaktör çekti. Tekrar bıraktırıyorum. İkincisi de diğer kontaktörün. Burada zaten input'un geldiği, output'un aktif olduğu LED'lerden görülüyor. Gösterebilirsin. Kontaktörün çektiği görülüyor. Tekrar kontaktörü kapatıyorum. Üçüncüsü 24 volt rölenin.
Röle ve kontaktörlerin çıkışına herhangi bir şey bağlamadık. Sadece çektiklerini gösteriyoruz. Bu da LED'in. Burada aynı zamanda LED'leri ve output'ları görünüyor. Ve sonuncu input'umuz buzzer için. Input LED'i ve output LED'i aktif oldu. Aynı zamanda buzzer'ımız aktif oldu. Bu kadar. Teşekkürler.